Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü demiş Herodot, kutsal, aydın toprakları için. Büyük ve ileri medeniyetlerin yaşadığı bu topraklara ne kadar da güzel yakışan bir söz. Herkese merhaba değerli izleyenler. Ben Onur Benli. Şu anda Ege'nin güzel şehri Aydın'dayız. Aydın'ın neresindeyiz? Tralles Antik Kenti'ndeyiz. Tralles Antik Kenti halk arasında üç gözler olarak biliniyor. Bunun sebebi ise arkamda görmüş olduğunuz gizemli ve büyük yapı. Burasının tarihi 6500 yıl öncesine kadar dayanıyor. Gelin hep beraber nasıl bir yermiş görelim. Tralles, Aydın Kestane Dağları'nın yani Mezogis Dağları'nın güney eteklerinde yüksek bir tepenin düzlüklerine kurulmuş bir kent. Güneyinde Aydın Şehri ve Aydın Ovası yer alıyor. Kentte araştırmalar 19. yüzyılda Yasos Antik Kenti'nde kazan Fransız arkeolog Charles Texier tarafından başlatılır. Neyse ki esaslı bir kazı çalışması yapılmaz. Bu sayede Tralles'in eserleri Britanya Müzesi'ne ve diğer yabancı ülkelerdeki müzelere götürülmekten kurtulur. 19. yüzyıl sonlarında ilk Türk müzecisi ve Türk arkeoloğu Osman Hamdi Bey önderliğinde yapılan çalışmalarla bir takım eserler gün yüzüne çıkartılır. Ve bu eserler İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne götürülür. Ancak çalışmalar çoğunlukla yüzeysel kalır. Ayrıca değerli Tralles, yüzyıllar boyunca yaşanan büyük depremler sonrasında bölgenin onarımı için taş kaynağı olarak kullanılmıştır. Bundan dolayı gerek kireç üretmek, gerek taş sağlamak için yüzeyde ne varsa götürülür veya tahrip edilir. Bu nedenle yıllar boyu kentin en büyük yapısı, üç gözlü kemer dışında antik kentte kalan bir eser olmadığı düşünülür. Hatta eski kaynaklarda kazı yapılmasına gerek olmayan fakir bir kent olarak değerlendirildiği de yazılmış. Ancak azimli Türk arkeolog Rafet Dinç ve ekibinin 1993 yılında başlattığı master plan çalışmaları ve ardından yürüttükleri kazı çalışmaları sayesinde aslında kentin ne kadar zengin olduğu anlaşılmış. Büyük arkeolog Rafet Dinç ve kazı arkadaşlarının yürüttüğü çalışmalarla paha biçilemez müzelik eserler gün yüzüne çıkarılmış. Çıkarılan eserlerin çoğu günümüzde Aydın Müzesi'nde sergilenmektedir ve her gün tarihe ilgisi olan ziyaretçilerini beklemektedir. Tralles kenti, bölgedeki diğer kentler gibi Anadolu'nun Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden gelen barbar Orta Doğu toplumlarının saldırılarına sık sık maruz kalmış. Özellikle M.Ö. 546 yılında vahşi Perslerin saldırıları sonucunda onların egemenliği altına girmiş, ancak daha sonraki süreçte Spartalılar ile birleşerek Orta Doğu'nun tiranlığına direnmiştir. Mütakip dönemde Büyük İskender'in Barbar Kodamannus'u yani 3. Darius'u bozguna uğratmasıyla Pers devri kapanmış ve bölge Büyük İskender'in soyunun devamı olan Antigonos hanedanlığına bağlanmış. Sonrasında ise Roma egemenliği altına girmiştir. 13. yüzyılda bölgenin parlayan yıldızı Türklerin gelmesiyle kent Aydınoğulları Beyliği egemenliğine girer. O zamandan bugüne dek büyük ve kutsal Türk ırkının getirdiği adalet hüküm sürer. Aydın, Türk Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında Yunan işgaline uğramış. Ama Büyük Türk lider Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Aydın efelerinin de katkısıyla işgalden kurtarılmıştır. Bugün hala yaşadığı toprakları ve vatanını seven püripak Aydınlı Türk insanı bu topraklara sahip çıkmaktadır. Aydın'ın geçmişini oluşturan Tralles Antik Kenti, ünlü büyük isimlerden de olumlu değerlendirmeler alır. Ünlü coğrafyacı Strabon, Tralles Antik Kenti'ni Efes, İzmir ve Kısikos kentleriyle aynı düzeyde tutarak bu kentler kadar önemli ve ünlü olduğundan bahseder. Bodrumlu Herodot'un söylediği söz ise diğer şehirleri kıskandıracak niteliktedir. Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü. Tralles Antik Kenti'nin %65'lik bir kısmı askeri güvenlik bölgesi içinde bulunuyor. Bu nedenden dolayı bölgeden görüntü almaya yeltenmedik bile. Ancak bu askeri bölgenin yakınlarında başka bir askeri bölge daha bulunuyor. Arsenal.
Birazdan gideceğimiz yer Arsenal. Böyle zeytin ağaçlarıyla çevrili yeşil çok güzel bir vadiden geçiyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Arsenal, kentin yaklaşık 300 metre kuzeyinde bulunan bir askeri yapı. Kente tünellerle girişin sağlandığı vadiyi kontrol altında tutan Arsenal, şehrin güvenliği için önemli bir konumda yer alıyor. Evet, sonunda Arsenal'e ulaştık. Derin bir vadiden geçtik. Gerçekten burası çok gizemli bir yer. İçerisinde tünelleri var. Birazdan daha yakından bakacağız nasıl bir yermiş. Burası Tralles'in çok önemli bir askeri yapısı. Zaten Tralles de bir askeri kent. Yani askeri gücü önemli olan bir kent. Arsenal o dönem için oldukça önemli bir stratejik yapıya sahipti. Buradaki tünellerle kente giriş çıkışlar kontrol ediliyordu. Yapının birinci katı Helenistik dönemde inşa edilmiş. Daha sonra üzerine ikinci ve üçüncü katlar ilave edilmiş. Zamanla tahribata uğrayan Arsenal'de restorasyon çalışması yapılmış. Bu yapı Tralles antik kentinde ilk çalışmalar zamanında restore edilen yerler arasında bulunuyor. Ağır tahribatın izleri bu restorasyon sayesinde kaybolmuş. Arsenal'in tünellerinin bazı bölgelerde Tralles'in meşhur su kemerlerine bağlandığı iddiaları vardır. Hatta bu uzun tünellerin Aydın'ın dağlarındaki su kaynaklarına kadar ilerlediği, labirent gibi karışık olduğu düşünülmektedir. İçlerine giren bazı meraklı vatandaşların kaybolduğu veya karşılaştıkları bazı metafiziksel varlıklar nedeniyle akli dengelerini yitirdiklerine dair hikayeler Aydın'da halk arasında anlatılır. Anlatılana göre bir gün bir define avcısı hazine bulma umudu ile su kemerlerine girmiş ve bir daha görülmemiş. Ta ki yıllar sonra Aydın sokaklarında akli dengesini yitirmiş şekilde yarı çıplak koşarken görülene dek. Öyle ki ne başına gelenleri ne de ailesini hatırlıyormuş. Evet, bu mekan gerçekten Orta Dünya filmlerinden fırlamış gibi çok gizemli. İçerisi oldukça karanlık ve merak uyandırıcı. Şehirde böyle çok sayıda tünel var. Gerçekten burası keşfedilmeye değer bir yer. Herkesin gelip görmesi lazım. Şu anda bulunduğumuz yer cimnazyum ve hamam kompleksi. Cimnazyumlar Roma ve Yunan döneminde gençlerin zihinsel ve bedensel aktivitelerini geliştirdikleri yerler. Cimnazyum ve hamam yan yana duruyor. Burayı büyük bir kompleks yapmışlar. Bunun sebebi de çok basit bir temele dayanıyor. Spor yapan insanların daha sonra terlerini atmak için hamama gitmesi, temizlenmesi. Romalılar ve Yunanlılar bu gibi komplekslere büyük önem göstermişler. Özellikle arkamda görmüş olduğunuz bugüne kadar uzanan bu Tralles antik kentinin özellikle halk arasında bilinen ismiyle Üç Gözler'in isminin aldığı yapı. Gayet büyük ve günümüze kadar sağlam bir şekilde ulaşabilmiş. Cimnazyumda palestra adı verilen etrafı duvarlarla çevrili üstü açık bir yapı altında spor yapılmaktadır. M.Ö. 26 depreminde büyük hasar alan yapının onarılması maksadıyla Roma İmparatoru Augustus mali yardımda bulunmuştur. 25 bin metrekarelik alana yayılı bir yapıdır. Hamama ait aralarında ateşin yakılıp ısının dağıtıldığı hipokaos dikmeleri bugüne kadar sağlam olarak korunmuştur. Hamam ve cimnazyum bölümünün bulunduğu bu alan ve çevresi kentin en işlek, en gelişmiş yeriydi. Şu anda Roma döneminden kalma bir yapının içerisindeyiz. Burası neresi? Burası antik bir tuvalet. Romalılar böyle halka açık büyük tuvaletler inşa ederek tuvaletlere ne kadar önem verdiklerini bizlere göstermişler. Bu yapılar da günümüze kadar korunmuş. Bölgede çok sayıda dükkan, dükkanların içinde tekstil ürünleri yapımında kullanılan iğne gibi malzemelerin yanı sıra demircilik malzemeleri, kazılarda ortaya çıkan malzemeler arasındadır. Aynı zamanda bulunan eserlerden
bölgede büyük önemi olan bir heykeltıraşlık okulu olduğu anlaşılmıştır. Sanata bu denli önem verilebilmesi için o şehrin ekonomik olarak kalkınmış olması gerektiği değerlendirilince Tralles'te o zamanlarda ne kadar aydın insanların olduğu anlaşılabilmektedir. Tanrıların diyarı Ege topraklarında sanat hiçbir zaman önemini kaybetmedi. Bölgede tarım oldukça gelişmişti. Zeytincilik, incircilik, şarapçılık başlıca geçim kaynağını oluşturuyordu. Athena bu topraklara bereketi zeytinyağı ile Dionysos şarap ile getirmişti. Gaia'nın bereketi ise incirdi. Tralles eski zamanlarında denize yakın olsa da son zamanlarında alüvyonların denizi doldurmasıyla içte kalan bir kent haline gelip denizden elde ettiği gelirleri kaybetmişti. Deniz ürünleri ithal eden bir kent haline gelen Tralles için bu maddi olarak bir problem olmadı. Özellikle tarım alanlarındaki başarısı bu kente önemli gelir kaynağı oluşturmuştu. Aynı zamanda heykel ve tekstil ürünleri gibi ihraç malları sayesinde kent zenginleşmişti. Kentin bu geleneği bugün halen sürmektedir. Günümüzün Aydın şehri incir üretiminde dünyanın zirvesindedir. Kentin öne çıkan tanrıları Zeus, Asklepion, Nike ve Dionysos. Bu tanrılar adına yapılmış tapınaklar kentte mevcuttur. Tralles antik kentinin yani üç gözlerin Aydın insanı için önemi büyüktür. Kemerlerin yanına gidip her seferinin ne kadar büyük olduğuna bakmak, muazzam yapının yanında durup zeytin ağaçlarının ardında batan sıcak güneşi seyretmek yaşam duygularını harekete geçirir. Aydınlıların çoğu küçüklüğünde hakkında anlatılan hikayeleri dinlemiştir. Üç gözler gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü olan Aydın'ın muhteşem hazinesidir. Böylelikle hep beraber Tralles antik kentini de görmüş olduk. Buradan hepinize kucak dolusu sevgiler, sağlıcakla kalın. Onur Benli belgesellerinin sunmuş olduğu çalışmamızı seyrettiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki belgeselimizde görüşmek üzere.